Akşamlar diliyorum. Bu akşam yine çok kıymetli bir konuğum var. Selim Erdoğan, sevgili Selim Erdoğan hocamı konuk edeceğim bu akşam. Sakarya'yı konuşacağız. 100. yılında Sakarya Zaferi'ni konuşacağız. Bildiğiniz gibi çok kıymetli bir çalışması var Selim hocamın. Kitap oldukça özgün bir çalışma. İçerisinde atlas eki var, çeşitli fotoğraflar, çeşitli haritalar var. Bu anlamda çok özgün bir çalışma. Selim hocamı çok bekletmeden hemen davet edeceğim ama çok küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Selim hocam alanında oldukça özgün çalışmalar yapıyor dediğim gibi. Askeri coğrafya, harp coğrafyası, tarih üzerine araştırmalar yapıyor. Dolayısıyla da bilgileri, yazdıkları bizim için oldukça kıymetli. Evet, herkese iyi akşamlar tekrardan. Çok bekletmeden dediğim gibi kıymetli hocamı davet etmek istiyorum. Sorularınızı da bekliyoruz. Evet, hocamı davet ettim. Birazdan yayına gelecektir kendisi. Merhaba kıymetli hocam, hoş geldiniz. Merhaba Melih Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Kırmayıp kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum davetimi. Ne demek? Estağfurullah. Hocam, arkadaşlar geliyorlar. 1-2 dakika içerisinde başlarız Tabii. isterseniz. Tabii. Evet, ben de bir kitabınızdan bahsetmiştim. Bugün tabii ki Sakarya'yı konuşacağız. Tabii 100. yılı çok kıymetli bizim için Sakarya Zaferi. Arkadaşlar da sorularını göndermeye başladılar bile bize. Bize merhaba diyorlar, iyi yayınlar diliyorlar. Teşekkür ederiz Herkese arkadaşlar. iyi akşamlar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam, arkadaşlar yavaş yavaş geldiler. Başlayalım isterseniz. Arzu Evet, sınıfta ederseniz bir oldu. mahsur yok. Evet, sınıfta oldu hocam. Dolmaya da devam ediyorlar. Ben hemen şeyle başlamak istiyorum hocam. Bu özellikle uzmanlık alanımızla ilk önce başlamak istiyorum. Çünkü biz şeye alışığız. Masa başı tarihçiliğe, masa başı araştırmacılığa alışığız genelde. Daha çok böyle spesifik alanlarda uzmanlıklar Avrupa tarihçiliğinde görüyoruz. Mesela ben Dunkirk'ü araştırırken Dunkirk uzmanı, yani 30 yılını vermiş tarihçi, sadece Dunkirk uzmanı ve sahada çalışıyor. O yüzden sizin yaptığınız çalışma aslında çok özgün ve pek de Türkiye'de rastlanmayan bir araştırma türü. Biraz bundan bahseder misiniz bize? Yani harp coğrafyası üzerine uzmanlık çok bakir ve özgün bir konu. Nasıl karar verdiniz bu alanda çalışmalar yapmaya ve alanda sahada çalışırken karşılaştığınız zorluklar ya da avantajlar ne oldu hocam? Güzel soru. Şimdi Melih Hanım, ben aslında hani sonradan karar verip sahaya çıkmış bir insan değilim. Yani üniversiteden mezun, hatta daha olmadan, son sınıf öğrencisiyken okulun bir projesinde çalışmaya başlamıştım, üniversitenin bir projesinde. Yani şöyle söyleyeyim, 96 yılından beri zaten sahadayım ben. Yani neredeyse artık 30 seneye yaklaştı. Fakat bunun askeri tarihle, askeri coğrafyayla buluşması nasıl oldu diye sorarsanız, tarihe her zaman bir ilgim vardı. Yani benim büyüdüğüm evde ben her zaman büyük dedemin işte Sakarya anılarıyla zaten büyüyerek gelmiştim. Bir diğer büyük dedem Yemen şehidi. İşte çok fazla geri dönemediği için tabii hatırası yok. Sadece geri dönebilen arkadaşlarının onunla ilgili anlattıklarından bana dedemlerin aktardıkları vardı. Yani bunlar tabii ister istemez indikliyor bazı şeyleri. Hani onlar anlatırken de kulağını tıkayan ya da sıkılan bir çocuk da değildim ben. Hakikaten meraklıydım. Biraz militarist bir yanım vardı çocukken benim. Askerliğe falan da çok meraklıydım. Daha sonra tabii sahada çalışmayı ben çok seviyorum. Önce onu söyleyeyim. Yani bana yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi herhalde beni masa başına hapsetmektir bir ofise. Ya hakikaten sahadayken mutluyum, arazideyken mutluyum. Bozkır, dağ, vadi hiç fark etmiyor. Yani Anadolu'nun her yerini çok severim. Birbirinden asla ayırt etmem. 2005 yılıydı galiba yanılmıyorsam. Tabii ilk kez Çanakkale'ye başka bir görev için gittiğimde hakikaten geri dönmek istemedim oradan. İlk defa o zaman ya ben acaba yanlış işlerle mi uğraşıyorum?
gibi düşündüm. Aslında yer bilimciyim, yani coğrafya, ama yaptığım Hı iş coğrafyanın bugüne kadar hep Türkiye'de bir kopukluk vardır coğrafya ve tarih arasında. Ben sanırım işte o aradaki arafta hissettim kendimi. Ve biraz şans, kader, talih, adını ne koyarsanız koyun, beni bir şekilde önce Çanakkale'de Tarihi Milli Park'ın içerisinde, o harp meydanının içerisinde o konuyla ilgili çalışır pozisyona getirdi. hı. Ben böyle durumlarda pek alaylı olmayı sevmem. Yani mutlaka olayın bir tedrisatından geçmem gerektiğini hissederim. Daha önce işte mesela benim doktoram sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler. Yani bu, o konuda da kendimi bir uluslararası toplantıda alaylı hissettiğim için doktoramı bu konuda yapmak zorunda hissettim kendimi. Çok da keyif aldım. Ve yavaş yavaş Çanakkale'den başlayarak bu işin içine girdim, ama Sakarya 2014. 2014'ten beri Sakarya'dayım ve artık manevi bağ da oluşturdum. Yani diğer sahalarda da çalışıyorum. Büyük Taarruz Başkomutanlık sahası, takip alanı. Bunlarda da çalışıyorum. İnönü. Ama Sakarya belki hani bilinçli, profesyonel olarak, gerçekten bilimsel, akademik olarak kendimi verdiğim ilk yer olduğu için ilk göz ağrım belki. Onun yeri biraz daha farklı. Teşekkür ederim hocam. Coğrafyayla tarih arasındaki ilişkiyi de aslında çok güzel açıklıyorsunuz. Hep biz derslerde öğrencilere anlatıyoruz. Tarih tek başına yeterli olmaz. Diğer bilim dalları da yardımcı olur. Coğrafyada bunlardan bir tanesi hep deriz ama Kesinlikle. galiba bunu hem söyleyip hem de uygulayabilen nadir tarihçilerden bir tanesiniz. O anlamda gerçekten feyiz aldım çalışmanızdan kıymetli hocam. Henüz Yine tarihçi değilim ama onu da olacağım. Hocam daha ne olsun, kitaplarınızı okurken o kadar kıymetli çalışmalar ki, inanın Yok, elinize alaylı emeğinize olmayı sağlık. sevmiyorum. Ben şu anda zaten üstüne basa basa vurguladığım o. Yani bazen işte programlarda tarihçi deniyor. Hayır diyorum, ben tarihçi değilim. Yani henüz değilim. Ama benim çalıştığım konu harp coğrafyası. Ama mutlaka bunun, yani çalışılan konu aslında özünde tarih, ama ben bunu sahada coğrafya bileşeniyle çalışan bir insanım. Ama dediğim gibi, yani özellikle harp tarihi söz konusu olduğu zaman coğrafyayı tarihten, tarihi coğrafyadan koparma şansınız yok. Çünkü zaten harpte coğrafya başlı başına bir kuvvet çarpanı. Çok önemli bir faktör. Yani Clausewitz'in çok güzel bir sözü var. Coğrafya işini bilen dahi bir komutan için en büyük müttefiktir der. Şimdi siz bu durumda coğrafyayı göz ardı ederek harp tarihini çalışamazsınız. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Hani masa başı tarihçiliği siz de söylediniz. Ben aslında bu ifade beni biraz rahatsız etti. Yani onu açık söyleyeyim, içimde kalmasın. Tabii hocam. Çünkü her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani kimi arşivde benim sahada bulamadığım şeyleri de bulup çıkartabilir. Yani bu asla adı konacak bir şey değil. Ben olayı masa başı tarihçiliği, saha tarihçiliği şeklinde değil de iyi tarihçi, kötü tarihçi ya da iyi coğrafyacı, kötü coğrafyacı diye tanımlamak daha mantıklı. İşini iyi yapan, özveriyle yapan, hakikaten kendini bu işe adayarak yapan insanların ürettiği şey, ister arşivde olsun ister sahada, sonuç önemlidir. Ortaya konan emek önemlidir ve ben çok saygı duyuyorum. Yani pek çok şu anda tarihçi arkadaşım var, tanıdığım var, hocam var. Hayatlarında sahaya çıkmamış ama çok çok güzel eserler, ürünler koyuyorlar ortaya. Kesinlikle. Gıpta ederek izliyorum ben. Kesinlikle hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hocam ederim. Sakarya'ya geçelim isterseniz. Tabii. Sakarya'ya alakalı ilk sorum size şu olacak kıymetli hocam. Sakarya'da Türk ordusunun uyguladığı savunma stratejisi nasıldı, nedir dersem bize ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi biz savunan taraf olduğumuz için öncelikli olarak zaten savunma stratejimizi elbette dayatıp karşıya kabul ettirmemiz lazım ki o muharebeden galip çıkalım. Ama karşı tarafın taarruz stratejisine, harekat planına uygun bir strateji olmak zorunda zaten. Ama bu biraz artık ayrıntılar bunu belirliyor, netleştiriyor. Ama özünde stratejinin omurgası şudur. Mustafa Kemal Paşa, ya anlatmaya gerek yok, hakikaten dahi bir komutan. Dahi komutanın tanımlamasını Clausewitz çok güzel yapmıştır. İşte muhakeme yeteneği üstün olmak zorunda, kıtaata hakim olmak zorunda,
Yani buna benzer pek çok vasfı vardır ve bunların hepsini bünyesinde barındıran bir insandır Mustafa Kemal Paşa. Ama bence asıl en önemli özelliği şudur. Tamam, hakikaten çok iyi bir stratejist, çok iyi bir satranç oyuncusu. Birkaç adım ötesini, yani sadece bir adım değil, birkaç adım ötesini görebilen bir komutan. Fakat bu tek başına yeterli değil. Yani bu vasıflara sahip pek çok komutan sayabilirsiniz tarihte. Ama Mustafa Kemal Paşa buna ilave olarak yaşadığı coğrafyanın, yaşadığı toplumun gerçeklerine korkunç derecede hakim. Bir kere her şeyden önce bir aristokrat sınıftan gelmiyor. Mustafa Kemal Paşa sokaktan, milletin içinden, halkın içinden gelen bir insan. Halkı çok iyi tanıyor. Anadolu'nun her tarafında, daha doğrusu Osmanlı'nın, Devleti Aliye'nin o dönemki coğrafyasının neredeyse her tarafında görev yaptığı için halkı çok iyi tanıyor. Kültürünü çok iyi tanıyor. Zaaflarını çok iyi biliyor. Yani açıkçası elinde silah olmasa bile neleri harpte avantaj olarak kendi lehine kullanabileceğine çok iyi biliyor, hakim. İkincisi, karşı tarafın gerçeklerine de çok hakim. Şimdi Yunanlar, evet, gerçekten çok askeri mevcut olarak kalabalık bir orduyla geldiler Ankara önüne, Sakarya Nehri boyuna. Silah donanım, savaş donanımı açısından da bizden bazı kalemlerde 7-8 kat. Mesela uçakta bizim iki uçağımız var, münavebeli çalışan. Onların 18 uçağı var. Arada inanılmaz bir uçurum var. Ama hani top, makinalı tüfek açısından bakıldığında da neredeyse iki kat, 2,5 kat kadar bir fark vardı arada. Bunu nasıl kapatabileceğini düşündü. Yani bir maceraya atılmak yerine ayakları yere basan bir savunma stratejisi geliştirdi. O da şuydu. Ben 1'e 2-1 oran var. Yani ben herhangi bir şekilde düşmanı çevirip imha etme şansım yok. Bu durumda benim yapmam gereken onun hedefine ulaşmasını engellemek, onun stratejisini boşa çıkartmak. O da nedir? Yunanlar ne için geldi Ankara'ya? İşgal etmek için mi? Hayır. Yani Ankara'ya gelip Ankara'da kalmak gibi bir niyetleri yoktu. Bu bazen yanlış ifade ediliyor. Yunanların derdi Milh hattını geçtikten sonra fazladan toprak kazanmak değil. Çünkü fazladan kazandığı toprağın çoğu bozkır. Ona getireceği fazla bir şey yok. Yunan'ın derdi İzmir'in ticaret potansiyelini kullanmak ve İzmir'in ticaretini destekleyen yöredeki Aydın, Manisa, Uşak, Balıkesir gibi tarımsal üretimi ya da endüstriyel üretime yönlendirilebilecek ham madde zenginliği olan topraklara sahip olmak. Ama Milh hattını geçip de ilerlemesinin iki nedeni var. Birincisi İngilizlerin dayatması. Türklere Sevr'i kabul ettirebilmek için o dönem elinin altında hazır maşa Yunanlar vardı. Onu kullandı. İngiliz çünkü maşa varken elini ateşe sokmaz. Anzaklar, Hint. O sırada elinde uygun Yunanlar vardı. Onu kullandı. Ama ikinci sebep de Yunanların kendilerine anlattıkları gerekçe de şuydu. Biz etrafımızda sürekli bizi rahatsız eden bu direniş hareketi varken, Kuvayi Milliye varken bile rahatsızlık, üstüne bir de düzenli ordu geldi. Yarın bir gün İzmir'de de bizi rahat bırakmazlar. O yüzden o düzenli orduyu ortadan kaldırmaktan başka çareleri yoktu. Kütahya Eskişehir muharebeleri de bu yüzden yapıldı. Daha öncesinde 2. İnönü de bu yüzden yapılmıştı. Ve Mustafa Kemal'in bu sürede hep İsmet Paşa'ya, Batı Cephesi komutanına vurguladığı şey şudur. Toprak verilir, alınır. Arazi kaybedilir, geri alınır. O bir kayıp değildir. Bir problem değildir. Önemli olan orduyu elde tutmak. Çünkü bizi bağımsızlığa götürecek olan ordu eğer elden çıkarsa her şeye sil baştan başlamamız gerek. Kütahya Eskişehir'den sonra o kadar geniş bir alan kat ederek Sakarya'nın doğusuna çekilmemizin mantığı da budur. İşte Mustafa Kemal Paşa bunları bildiği için düşmanı üzerine çekerek olabildiğince ikmal hatlarından, menzil noktalarından, lojistik üslerinden, mesela Seyit Gazi'den, Sivrihisar'dan uzaklaştırarak demir yolundan, biz her ne kadar çekilirken demir yolunu tahrip etmiş olsak da onlar da tamir ederek geldiler. Demir yolundan Polat'la Sivrihisar, Eskişehir arasındaki demir yolundan uzaklaştırmak, Bozkır'ın içine çekmek. Ve bunu yaparken de olabildiğince çok hırpalamak, zarar vermek ve bir noktada artık cephesinin yarılamayacağını ona kanıtlayıp düşmanı pes ettirip çekilmek zorunda bırakmak. Çünkü Sakarya'da biz bir imha, bir yok etme gibi hayaller peşinde koşacak lüksümüz yok. Ölüm kalım savaşı. Önemli olan ordunun elde kalması, önemli olan
Kütahya Eskişehir'den sonra ikinci darbeyi yememek. Ayakları yere basan böyle bir strateji geliştirmiş. Ama tabii bu stratejiyi destekleyecek dahi yani gerçekten bir kurnaz komutana, üstün meziyetleri olan komutana yakışan süslemeler ki bunlar Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunu belirleyen şeyler olmuştur. Mesela kusura bakmayın bir hafta 10 gün kadar önce bir sinüzit atağı geçirdim. O yüzden biraz öksürüğüm olabiliyor. Estağfurullah hocam, çok geçmiş olsun. Dinleyenlerden de özür diliyorum. Bunu nasıl gerçekleştiriyor Mustafa Kemal Paşa? Mesela Türk'ün yüzlerce binlerce yıllık Orta Asya'dan getirdiği bir takım askeri kültürünün zenginlikleri var. Bunların başında da herkesin bildiği, düşmanlarımızın da, geçmişteki düşmanlarımız da Çinlilerin mesela çok iyi bildiği hilal taktiği, sahte rica. Ama bunu biz merkez kuvvetlerimizi çekerek düşmanı kuşatıp imha edecek şekilde yani Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te yaptığını yapabilecek durumda değiliz. Çünkü gücümüz buna yeterli değil. Ama bunu nasıl yapıyor? İlk başta anlattığım gibi Yunanları ikmal, lojistik üstlerinden uzaklaştırıp kendi üzerine çekerek sol kanadını yavaş yavaş içeriye kırmaya başlıyor. Ankara'ya doğru yaklaştırmaya başlıyor. Yani bir ters hilal durumuna getiriyor cepheyi. İlk başta bir ters L şeklindedir. Onu yavaş yavaş kapatıyor. Bunu yapmak ne kazandırıyor biliyor musunuz? Bunu yapmak Yunanların da tam tersini amacı iki kol orduyla taarruz ediyorlar. Güneye, cephenin güneyine. Onlar için kritik olan kısım cephenin güneyi. Bir üçüncü kol orduyla da kuzeyde oyalama taarruzu yapıyorlar. Tıpkı Kütahya'da, İnegöl'de yaptıkları gibi. Bu iki kol ordudan daha güneyde olan Prens Andreas'ın yani Prens Charles'ın dedesinin kol ordusu bir kuşatma harekatıyla bizim cephemizin arkasına sarkacak, çevirme yapacak. Öbür kol ordu da Demirözü Vadisi'nden yani Mangal Dağı ile Türbe Tepe'nin arasından cephemizi yaracak ve ordunun yarısını orada imha edecekler. Geri kalanları da parça parça yok edecekler. Şimdi bunu yapmak Yunanlara şunu getiriyor aynı zamanda. Cepheyi uzatıyorlar. Çok fazla sayıda askerleri olduğu için cephenin uzunluğu onlar için avantaj. Ama bizim az askerimiz var. Cephe ne kadar uzarsa arkadaki ihtiyatları oraya göndereceğimiz için cephe derinliği azalacak. Savunmamız zorlaşacak. Yunanlar buna güveniyor. Ama Mustafa Kemal Paşa bu sahte ricatla onları yavaş yavaş hiç farkına varamadıkları bir tuzağın içine çekiyor. Başlangıçta 80 kilometre olan cephe uzunluğu muharebelerin sonunda populas pes ettiğinde 55 kilometreye düşmüştür. İkmal yollarında başlangıçta ikmal üstlerine, lojistik üstlerine yaklaşık 30-35 kilometre mesafedeyken muharebeler bittiğinde 60 kilometreye yaklaşmıştır bu mesafe. Yani bu Yunanların ancak yenildiklerinde fark edebildikleri bir tuzaktır. Bir diğer mesela bu şekilde kurduğu tuzak cepheden uzakta tuttuğu iki tane tümen vardır Afyon kesiminde. Yunanların normalde bu üç kol ordu toplam dokuz tümenle cephemize geliyorlar. Ama muharebenin başlamasından sonra kuzeyden ve güneyden muharebeye sokmadıkları iki tümen daha yaklaşacaktır cepheye. Onlar da kanatları koruyacaklardır. Gerekirse muharebeye gireceklerdir. Kuzeyde 11. tümen, güneyde Trikopis'in 4. tümeni. Trikopis o dönemde henüz tümen komutanı. Fakat Mustafa Kemal Paşa Afyon'da iki tane vurkaç dövüşen, toplam ikisinin mevcudu 5000'i geçmeyen iki tane tümen bırakır. Biri 6. biri mürettep tümen. Daha sonra değiniriz. Ben ayrıntıya girmeden şimdi kısaca söyleyeyim. Sıkmayayım dinleyicileri de. İlk başta Kemal Paşa'ya çok tepki gösterirler. Ya bir tabura bile ihtiyaç varken niye iki tane tümeni cepheden uzakta tutuyorsunuz diye. İşte bu iki tümenin sırrı odur. 5000 kişiyi Mustafa Kemal Paşa uzakta tutar Afyon kesiminde. Ama bu 5000 kişi Trikopis'in tümenini de kuzeyde de milis güçleri 11. tümeni oldukları yere çakarlar. Cepheye yaklaştırmazlar. Ve bu sayede biz belki cephede 5000 askerden mahrum kalırız. Ama Yunanlar 20 bin askerden mahrum kalır. Çünkü onların bir tümeni 9-10 bin kişi. 11 bine varıyor bazılarının sayısı, bazı tümenlerin. Bizim tümenlerimiz maksimum 4500 kişi. İşte bu tarz motifleri olan bir savunma stratejisi. Ama ana hatlarıyla dövüşe 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 geri çekilerek Bozkır'ın derinliklerine doğru, Ankara'ya doğru. Ki daha geride başka savunma hatları da belirlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın asla pes etmek gibi bir niyeti yoktur. Niyeti Ankara'ya kadar belki hatta Ankara'dan sonra da sürecek bile olsa
Bozkır'ın derinliklerinde papulası sefil, perişan, aç, susuz, cephanesiz bırakıp pes ettirip geri göndermek. Ve Sakarya zaferinin sonunda görüyoruz ki aslında başlangıçta hedeflenenin de üstünde bir takım kazanımlarımız olmuş. Yani o yüzden Sakarya gerçek bir zaferdir. Teşekkür ederiz hocam. Ben de soracaktım ama bir yandan da siz dinlerken not alıyorum arkadaşlar. Soru yorum kısmından soru yazıyorlar. Özellikle gelen bir soru var. Tabii meşhur bir emirdi bu. Hattı müdafaa yoktur, sat müdafaa vardır sözü. Bununla alakalı arkadaşlardan da soru geldi. Yani biz Tam olarak bu ne demek diye soruyorlar, değil mi? evet, tam olarak ne demek ve bu sözü o anın konjektüründe mi söyledi, yani o gün mü söyledi, yani karar ver, yoksa daha önce de buna benzer bir şeyler uyguladı mı, emirler uyguladı mı şeklinde bir soru da geldi. Hocam buyurun. Şimdi çok güzel bir soru. Bunu soran arkadaşlara, dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten kafa karışıklığına yol açan ve tam net anlatılmadığı için asla yerine oturmayan bir emirdir bu. Yani tamam, hat savunması yok, satır savunması var ama bu bir emir nasıl bir savaşın kaderini değiştirebilir? Şimdi siz de bu soruyu sanırım kendi eklemenizde, acaba o anki doğaçlama aklına gelen bir emir miydi? Taktik strateji miydi? Yoksa sonradan mı, daha önceden hazırlandığı bir olay mıydı? Şimdi bu da çok güzel bir soru. Önce ne olduğunu ben anlatayım. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardırın. Daha sonra bir iki ufak örnek vereyim. Siz ve dinleyiciler o anda mı karar verdiğini, yoksa yaklaşık 4 sene önce yaşadığı bir takım talihsizliklerin sonucunda mı düşüne düşüne kafasında bunu geliştirdiğine karar verin. Şimdi genel askeri teamüllere göre o zamanki taarruz eden tarafı karşılamak için çok daha eskilere giderseniz kaleler vardır, değil mi? Burçlar, surlar, bunlarla karşılarsınız. Tabii ikinci nesil savaşlar geldikten sonra gündeme artık taktiklerde kullanılan savaş teknolojisi de değişti. Siperler gündeme geldi, mevziler gündeme geldi. İşte o dönemde insanlar artık bir düşmanla karşılaştığı zaman yine de kendini kalede hissettirecek, güvende hissettirecek bir takım yapılar oluşturma eğilimine girdiler. İşte bu noktada hani bu kalelerde burçlar vardır, kuleler. Onlar kalenin geri kalan surlarına hakim noktalardır, tepeden görürler. Aynı o şekilde bir cephe oluştururken direneklerden arazide o burçlara benzeyen, kulelere benzeyen yapılar oluşturma gündeme geldi. Şimdi direnek dediğimiz şey nedir? Yüksek tepelerin üzerine, yani taarruz eden tarafa ciddi fiziki engeller oluşturacak tepeler, kayalıklar, dağlar üzerine aşılması zor siper hatları, birkaç siper hattı, hatta önüne tel maniyalar falan gererek oluşturduğunuz zapt edilmesi zor yapılara ve diğer geri kalan bütün siperleri yüksekten kontrol eden yapılara biz direnek ya da dayanak diyoruz. Direnç noktası diyoruz. Şimdi Mangal Dağı bir direnek noktasıdır Sakarya'da. Türbe Tepe hemen karşısında bir diğer direnek noktasıdır. Onun hemen sağında kuzeye doğru İkiz Tepeler direnek noktası vardır. Biraz daha kuzeye gidersiniz Kızıl Kırma Tepe direnek noktası vardır. Aralarda kalan vadi ve ova kesimlerini de yine tahkim edersiniz siperlerle. Fakat bu direnekler aynı zamanda bu siperleri de korur. Şimdi bir cephe hattı, bir savunma hattı Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı dönemde, o Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve o dönemde bu şekilde oluşturulurdu. Şimdi böyle bir cepheye ben taarruz ettiğim zaman, cepheyi yarma noktasına geldiğimde, artık karşımdaki savunma yarılmak üzereyken yenilmemek için, cephenin yarılmaması için ne yapması lazım? Geri çekilmesi lazım, değil mi savunmanın? İşte o zaman normalde hat savunmasında şöyle bir şey vardır. Aynı buna benzer direnekler oluşturabileceğim bir coğrafya bulana kadar geri çekilirim. Yani burada bir Mangal Dağı, Türbe Tepe, İkiz Tepeler hattı var. Burada cephem yarılıyor mu? Arkada ikinci bir Mangal Dağı, Türbe Tepe, İkiz Tepeler hattı bulana kadar geri çekilirim. Artık bu 5 kilometre de olur, 10 kilometre de olur. Ya da bizim Kütahya Eskişehir'den Sakarya doğusuna çekilirkenki gibi mecburiyetten 150 kilometreyi bulan bir derinlik de olabilir.
Anlatabiliyor muyum? Normal genel teamül budur. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın yıktığı şey bu. Diyor ki vatanını savunan bir asker için direnek şart değil. Yani benim burada derdim vatan. Artık kendi canımı korumak derdinde değilim diyor. O direnek senin kendi canını korur. Eğer gerçekten vatanını koruyorsan, vatanını savunuyorsan illa o direneğin üzerinde olmana gerek yok. Vadinin içinde de savaşırsın, ağacın tepesinde de savaşırsın, düz ovada da savaşırsın. Önemli olan bulunduğun yerden düşmanı geçirmeme. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın yıktığı, karşı tarafın papulyasın ancak çaldığını aldıktan sonra, her şey bittikten sonra anlayabildiği strateji budur. Yani artık arkada yeni bir Mangal Dağı Türbetepe hattı bulana kadar 30 kilometre çekilmeyeceksin diyor. 3 adım 5 adım ayakta kalabildiğin ilk noktada dövüşmeye devam edeceksin diyor. Ve 26 Ağustos'ta bu emri verdikten sonra harfiyen uygulanıyor bu emir. Her adımda görüyorsunuz. Şimdi sizin sorunuza gelelim. Acaba o anda mı ortaya çıktı bu düşünce, bu taktik? Yoksa daha önceden mi? Ben de buna çok kafa yordum. Benim ulaştığım sonuç Gazze muharebeleri sırasında. Coğrafyası çok farklı bir ortam. Yani orada öyle arayınca direnek de bulma şansınız yok. Zaten birinci savunma hattımızda direnek yok. Yani çölün içerisinde oluşturulmuş boy çukurlarında yaptığınız bir savunma, yapamadığınız bir savunma 3. Gazze'yi düşünürsek. Oradaki o yenilgiden çekilmek zorunda kalmaktan ve o coğrafyanın kendisine attığı tokattan dersler çıkarttığını düşünüyorum ben Mustafa Kemal Paşa. Yani ben acaba orada bize öğretildiği gibi yıllarca harp okullarında, askeri akademide geri çekilmeden 3-5 adım geride askerimi tutup müdafaya devam edebilir miydim? Buna büyük ihtimalle kafa yormuştur. Ama ne olursa olsun sonuçta ulaştığı çıkarım, yaptığı çıkarım şu anda nefes alıp vermemizi sağladı bize. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ben teşekkür ederim. Sanırım arkadaşlara da güzel bir cevap olmuştur. Çünkü çok soru gelmişti bu konuda, bu söz hakkında. Bir Biraz de hocam, uzattım, biraz karışmış da olabilir. Eğer arkadaşlar estağfurullah hocam. oturmadı, kafamızda yerleşmedi diyorlarsa biraz daha kısaltarak tekrar daha sonra en son kısımda bir daha anlatabilir. Yani bu çok Ben önemli yorum çünkü kısmından takip Sakarya ile ediyorum hocam. ilgili en muğlak kalan şeylerden biri budur. Herkes bu emri bilir ama emrin tam olarak ne anlama geldiğini tabii çok askeri tarihin içinde olmayan insanların kolay anlamaması normal karşılanmalı. Evet hocam. Şeyde de biz karşılaşıyoruz hocam, derslerde de, inkılap tarihi derslerinde, ortaokul ve lise kademelerinde anlatmakta tabii evet zor oluyor bazen. O Tabii. yüzden öğrencilerim için de bu yaptığınız açıklama çok kıymetli oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sizin söyleşilerinizde veya işte yazdıklarınızda benim ilgimi çeken çok böyle bir önemli bir anekdot oldu. Onu da paylaşmak istiyorum. O konuda bahsetmenizi istiyorum daha doğrusu. Tabii. Paşa'nın süvarileri hakkında hocam. Hayalet O benim süvari. çok, evet, hayalet süvariler hakkında. O benim çok hoşuma gitmişti. Yani kitabın kapağıyla alakalı anlattığınız bir anekdot. Ondan bahseder misiniz hocam? Arkadaşların da öğrenmesini çok isterim. Çok kıymetli bir anekdottu benim için. Şimdi Melih Hanım, askerlikte şöyle bir durum vardır. Bazen kıtası komutana bir ruh verir, bazen de o komutan o kıtaata bir ruh kazandırır. Bazen de bu ikisinin birleştiği, bütünleştiği durumlarda hakikaten böyle efsanevi, destansı durumlar ortaya çıkabilir. Mesela Çanakkale'de de 57. alayda rahmetli şehit binbaşı Hüseyin Avni Bey ile 57. Alay efradının bütünleşmesi de buna benzer bir şeydir. Fakat Paşa'nın hayalet süvarilerinde şöyle bir durum var. Paşa'nın hayalet süvarileri diye benim tanımladığım yapı aslında mürettep tümen adı. Mürettep tertip edilmiş demek. Köken olarak, etimolojik olarak baktığınız zaman tertip edilmiş demek. Burada kastedilen hem milis güçlerinden toplama bir birlik olduğu da aynı zamanda anlaşılmalı. İkincisi de normalde o dönemde bir tümen ya piyadedir ya süvaridir. Burada hem süvari alayı var, hem piyade alayları var. Yani karma karışık müfrezeler var. İçinde Konya süvarileri dediğimiz bir müfreze de var. Adana süvarileri dediğimiz bir müfreze de var. Adana'dan yayan gelen Kuvayi Milliye müfrezeleri de var. Bir düzenli ordu alayı da var. Yani böyle bir karma yapı.
Mürettebtü mü? Buna benzer bir yapı Afyon'da bıraktığı Mustafa Kemal Paşa'nın bu tümenin dışında bir de 6. tümen vardır. O da yine yaklaşık bu şekildedir. O da böyle tertip edilmiş bir tümendir. Mürettep tümenin hayaletliği aslında sadece Sakarya'ya özgü değil. Bakın yenildiğimiz Kütahya, Eskişehir muharebelerinde ilk kez sahneye çıkar mürettep tümen. Yine Afyon'da serbest bırakılmıştır. İşte bu karışık yapısı nedeniyle güvenilerek cephe hattına sokulabilecek bir yapı olmadığını düşünerek onu cephe hattının ötesinde Afyon kesiminde Yunan'ın arkasında serbest gerilla muharebesi yapması için bırakılmış bir yapıdır mürettep tümen. Orada da aslında komutanı Ahmet Zeki Soydemir, işte o yüzden diyorum komutan da ruh verir derken. Yani bu yapı cevval bir yapı. Yani bakmayın ben tertip edilmiş milisler diyorum ama Adana'da Fransızlara kök söktürüp Pozantı kuşatmasını yapan Adanalılar var burada. Delibaş Mehmet'le başa çıkmış Konya süvarileri var burada. Yani bunların hepsi sanmayın ki tecrübesiz. Bunların hepsi gerilla savaşı konusunda özellikle pişerek gelmiş savaşçılar. Ve başlarında da Ahmet Zeki Soydemir var. Çanakkale gazisi bir komutan. Cevval bir komutan. Atak, gözü pek genç bir komutan. Ve Kütahya Eskişehir muharebelerinde cephede biz 9 doğururken, o can pazarını yaşarken Yunanlılara cephe gerisinde kök söktürüyor. Yani Yunanlıların iki tümenle alıp geçtikleri Afyon'u bir ara geri alma noktasına kadar geliyor. Yani o kadar aslında gözü kara bir adam. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde asıl piyasaya çıkıyor. Hakikaten damgasını vuran işler yapıyor. Şimdi rahmetli Fahrettin Altay, efsanevi süvari kol ordusunun komutanı, tabii hatıratını çok ilerleyen yaşlarda yazdığı için ya da yazdırdığı için bazı şeyleri belki yanlış anlıyor ya da bazı şeyleri biraz kendine mal etme eğilimi göstermiş paşamız. Mesela o Kurtuluş dizisinde de anlatılan hani süvariler Yunan kolunu basıyorlar, bütün kamyon konvoyunu dağıtıyorlar. Mesela o baskını aslında 12 Eylül tarihinde yapan, şey pardon, 26 Ağustos tarihinde yapan mürettep tümendir. Aynı şekilde Papulas'ın ilk karargahını basıp esir olmaktan son anda kurtulan Papulas'ın kurtulduğu süvarilerdir. Fahrettin Altay'ın. Ama ikinci kez bir karargahı basıp da Papulas'ın madalyalarını ele geçiren mesela Ahmet Zeki Soydemir'in hayalet süvarileridir, mürettep tümendir. Cephe gerisinde Yunanların o ikmal kollarından zaten uzaklaşmış olan kol orduların az da olsa beslenimini, soluk borusunu, can damarlarını kesenler sadece süvariler değil, içlerinde mürettep tümen de vardır. Hatta mürettep tümeni General Papulas gönderdiği bir raporda Atina'ya şikayet eder. Afyon tarafından gelen ne olduğunu anlayamadığımız bir tümen başımıza bela oldu diyor. Hakikaten bela oluyor. Ve Mustafa Kemal Paşa en son artık sürprizini mürettep tümenle ilgili, yani mürettep tümen bütün muharebeler boyunca Yunanlara bu şekilde kök söktürüyor, lojistiğini alt üst ediyor, ikmal yollarını, menzil hatlarını vuruyor, kaçıyor, vuruyor, kaçıyor. Bir yandan Trikopis'i yaklaştırmıyor cephe şeyine, sağ kanadına. O en büyük verdiği zarar belki de aslında odur. Ama bunların sonunda Yunanlar yenildikten sonra çekilirken bu sefer bir de önlerine çıkıp orada başlarına bela alıyor. En güzel olaylardan bir tanesi şu. Sanırım sizin sordunuz da o. Fettahoğlu'nda Yunanların bu çekilmesi sırasında Yunanlar bütün köprüleri uçura uçura gidiyorlar. Artık Sakarya'nın batısına geçmişler. Türklerin takip etmemesi için bütün köprüleri, kendi kurdukları ahşapsal köprüleri falan hepsini imha ediyorlar. En son Fettahoğlu Köprüsü, en güneydeki köprü kalıyor. O Sakarya'nın zaten kollarından birinin üzerinde, Sakarya'nın değil. Fakat Yunan ikinci kol ordusunun bütün geçişi ve bütün lojistiği o köprü üzerinden. Çok kritik, stratejik öneme haiz bir köprü. Mürettep tümen buraya Yunanlar köprüyü imha edemeden yetişiyor. Patlayıcıları yerleştirmişler. Patlatmak üzereyken bir yüzbaşı ve bir teğmen girerek bombaları imha ediyorlar, etkisiz hale getiriyorlar. Oradaki Yunan istihkamcılar canlarını zor kurtararak kaçıyor. Ve mürettep tümen güzel bir taktik yayılmayla Fettahoğlu'ndaki Yunanların ana üslerinden birini ele geçiriyor. Orada işte kamyonlar, röntgen cihazları, ambulans aracı, çok miktarda cephane, silah, mühimmat, gıda, giyecek malzemesi bunların hepsi ele geçiyor. Fakat orada çok ilginç bir tesadüf oluyor. O sırada telefon çalıyor karargahta.
Çok iyi Rumca bilen İzmirli bir teğmen telefonu açıyor ve çok akıcı bir şekilde karşı tarafla Yunanca konuşmaya başlıyor. Her şey normalmiş gibi, Yunanlı bir subaymış, karargah subayıymış gibi. Arayan taraf karşıda Sivrihisar'daki ana merkez, ana üs. Şimdi iki tane çok önemli yerleri var. Birisi Sivrihisar'da, biri Seyit Gazi'de. Sivrihisar arıyor ve Sivrihisar'daki komutanla, Yunan komutanla bir Yunan subayı gibi konuşuyor bizim teğmen. Her şeyi öğreniyor. Çekilmenin ne aşamada olduğu, Sivrihisar'da kaç asker olduğu, Sivrihisar'da neler sakladıkları, işte cephanedir, mühimmattır, şudur budur. Konuşturuyor adamı bir güzel ve ondan sonra Sivrihisar'ı basmaya karar veriyor mürettebtime. Önden işte süvari birliklerini gönderiyorlar ve Sivrihisar'a bir baskın yapıyorlar. Şok geçiriyor tabii Yunanlılar. Yani kendi askerlerini, kendi çekilenleri beklerken bir anda karşılarında Türk süvarisi. Sivrihisar'ı bilenler bilir, hemen kuzeydoğu tarafında, kuzeybatı tarafında yüksek tepeler vardır. Kayalık, sert, magmatik tepeler. O tepelere kaçarak canlarını kurtarıyor bir kısım. Bir kısmı kaçamıyorlar. Çok fazla esir alıyor. Bir de Sakarya'da bizden aldıkları 400 kadar esiri tereyağından kıl çeker gibi bizim Mürettep Dümen orada Yunanlardan kurtarıyor. O sırada Polatlı istikametinden çekilmekte olan bir konvoyu durdurup onu da ele geçiriyorlar. Fakat tabii mevcutlarının çok üzerinde, kapasitelerinin çok üzerinde yaptıkları işler. Sen ana merkezlerinden birini ele geçirmişsin ama orada kalma şansın yok. Çünkü akın akın üzerine tümenler dolusu Yunanlı gelecek. Ve bir yerden sonra Sivrihisar'ı boşaltıp gitmeleri gerekecek. Neden sonra? Zaten aldıkları emir doğrultusunda geri Fettahoğlu tarafına doğru geri çekiliyorlar. Verdiğimiz zarar yeterli diyorlar. Ha, bu arada Sivrihisar'a giderken o teğmen bu sefer kendisi telefon hattına girerek kendi arıyor Sivrihisar'ı bir kere de. Yani o kadar artık yani aksiyon filminin ötesine geçen komedi unsurları da içeren şeyler var olayın içinde. Dolayısıyla Mürettep Tümen, Paşa'nın hayalet süvarileri, çok bilinmeyen Sakarya Meydan Muharebesi'nin perde arkasındaki gizli aktörlerden biridir. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Biz Sakarya'da Yunan'ı döve döve yenmedik. Biz Sakarya'da Yunan'ın boğazını sıkarak, nefessiz bırakarak yendik. Nefessiz bırakan da kimlerdi? Süvari grubuydu ve işte Paşa'nın hayalet süvarileri dediğim Mürettep Tümen'di. Çok teşekkür ederim hocam. Bu anekdot benim çok hoşuma gitmişti. Hem öğrencilerim hem de Keyifli bir takip eden anekdot arkadaşlarım. ama. Evet, çok mutlu Yani olmuştum bunu mesela öğrendiğim ben için. şahsen o telefon görüşmesini yapan doğaçlama ajanlık kariyerine başlayan o teğmenin hatıratı olsaydı onu çok merak ederim. Yani en çok onu okumayı çok isterdim. Ben de isterdim hocam. Çok keyifli olurdu. Hatta belki beyaz perdeye yansısaydı bununla alakalı bir Evet. Sakarya filmi çok keyifli olurdu diye düşünüyorum. Yani Kesinlikle. izlemekten çok keyif alırdık diye düşünüyorum. Hocam aslında sorularımdan bir tanesi Mustafa Kemal'in de rolüydü ama ona cevap verdiğimizi düşünüyorum. Söyleşimizin başından beri çünkü değindik. İkinci sorum şuydu. Hani Mustafa Kemal'in önemini sorduktan sonra, rolünü sorduktan sonra bazı isimler de var hocam. Kitabınızda da yer vermişsiniz. Ömer Halis Bıyıktay gibi, Dadaylı Halit Akmansu gibi not aldım ben bunları çalışırken. Şükrü Naili Gökmen gibi. Biraz da bu isimlerden bahsedebilir misiniz hocam? Kısa da olsa. Kitabınızda zaten isim isim hepsi var. Çok detaylı bir şekilde hani nerelerde görev yaptıkları ama ben sizden de duymak isterim birkaç cümleyle. Vatandan başka sevgili bilmeyenleri soruyorsunuz. Evet hocam. Ya gerçekten böyle bir kuşak. Yani bu ifadeyi ben ilk kez rahmetli Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabında okumuştum. Şehit Miralay Nazım Bey'in şehadeti üzerine konuşulurken, ondan bahsederken kullanılıyordu. Onlar vatandan başka sevgili bilmediler diye. Daha sonra her ne kadar Sakarya'da savaşamadı çünkü Kütahya Eskişehir muharebelerinde vatana eklendi Nazım Bey. Ama Nazım Bey'in biyografisini incelerken karşılaştığım bir şey beni çok etkilemişti. Hakikaten hayatında anneciğinden başka kimse yok. Bir anacığı var İstanbul'da. Başka kimsesi yok. Bir de vatanı var. Çocuk denecek yaşta askeri ortaokula, liseye başlıyorlar. Daha sonra harp okuluna, oradan da bazıları kurmay mektebine gidiyor. Bazıları Deli Halit Bey gibi ya da Fuat Bulca gibi kurmay olamıyor. Ama sonuçta baktığınız zaman
Nereden bakarsanız bakın bir 10-12 seneleri hepsinin hiç geçmeyenin ateşin içinde savaşarak geçmiş, dövüşerek geçmiş. Bu 10-12 yıllık süre içerisinde ailelerini, sahip oldukları aileleri kaç defa gördükleri bile tartışılır. Özür diliyorum. Mesela ben en çok etkilendiğim hayatlardan bir tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nde mürettep kolordu kurmay başkanlığı yapan o dönem Yarbay Hayrullah Bey'in, Hayrullah Fişek'in hayatıdır. Hayrullah Fişek Birinci Dünya Savaşı yıllarında ilk yüzbaşı olarak tabur komutan vekilliği yapıyor. Trabzon'da yanılmıyorsam ya da Giresun'da çocuğu dünyaya geldiği sırada o gün elinde tabancasıyla taarruz etmekte savunmasında. Aynı şekilde ikinci çocuğu doğduğunda İzmir'de 17. Kolordu'da görevli ve işgali görüyor. Onları zar zor Bursa'ya kaçırmaya çalışıyor. Ve onları Bursa'ya gönderdikten sonra kendisi dövüşmeye Ankara'ya geliyor. Çok başarılı işler yapıyor. Sakarya'dan sonra mesela Büyük Taarruz'un sonunda takip harekatında 3. Kolordu Kurmay Başkanı olarak Bursa'ya girerken sadece Bursa'yı değil aynı zamanda karısını ve çocuklarını da kurtarıyor. Böyle hayatlar. Fevzi Çakmak mesela. 5 dakika müsaade isteyebilir miyim sizden? Kusura Tabii bakmayın. hocam. Evet arkadaşlar söyleşimize devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Hocamız daha önce bundan bir 10 gün önce ufak bir rahatsızlık geçirdiğinden dolayı bazen böyle öksürük nöbeti olabiliyormuş. O yüzden devam edeceğiz. Sorularınızı bekliyorum yorum kısmına. Tabii süremiz ne kadar yetecek? Yettiği kadar hepinizin sorularını iletmeye çalışacağım hocama. Bir yandan notlar aldım sorularınızı. Hepsini yetiştiremezsek de inşallah hocamdan başka bir söyleşi talep ederiz. O söyleşide tekrardan sorularınızı iletirim hocama. Buyurun hocam. Evet, çok özür diliyorum. Ne demek hocam? Estağfurullah. Ankara Buyurun. bayağı sıcak, evde sıcak. O yüzden öksürüğümü tetikliyor sürekli. Hı. Çok geçmiş olsun hocam. Hiç mühim Kesinlikle değil. sigarayla alakası yok yani. Şimdi Fevzi Çakmak o dönemde ordunun genelkurmay başkanı. Yani iki numarası diyelim. Fevzi Çakmak'ın eşi, annesi onlar da İstanbul'dalar. Ve mecbur kalıyorlar. Daha doğrusu yaşadıkları eve zorla Yunan bir süre sonra biliyorsunuz Yunan birlikleri de geliyor İstanbul'a. İşgal birliklerinin içinde Yunanlar da var. Etmedikleri eziyet kalmıyor. Yani yaka paça sokağa bile atılıyorlar evlerinden. Düşünün, Türk ordusunun dünyaya kafa tutan Türk ordusunun iki numarası ve onun eşi annesini işgal güçleri yaka paça sokaklara atıyorlar. Fahrettin Altay eşini, çocuklarını İtalya'ya göndermek zorunda kalıyor ki burada zulüm görmesinler. Çünkü İzmir'deler. Ama annesi babası İzmir'de kalıyor. Düşmanın elinde düşünebiliyor musunuz? Yani bu şartlar altında savaşan insanlar. Şimdi siz mesela Ömer Halis Bıyıklay'ı sordunuz. Ömer Halis Bıyıklay Sakarya Meydan Muharebesi sırasında en genç tümen komutanı. Hatta şöyle söyleyeyim. Normalde hani bir tüm generalin komuta etmesi gereken yani paşa rütbesiyle en azından albay, miralayın komuta etmesi gereken tümeni Kütahya, Eskişehir muharebeleri sırasında binbaşı rütbesindeyken komuta ediyor. Sakarya arifesinde yarbaylığa terfi ediyor. Çok genç bir komutan. Ve görüyoruz ki o gençliğine rağmen o 23. tümen, onun komuta ettiği 23. tümen özellikle en ateşin yoğun olduğu cephenin güney kesiminde nerede ihtiyaç varsa oraya yetişiyor. En son olarak da 10 Eylül sabahı başladığımız genel karşı taarruzda da taarruz eden o 4-5 tümenin içerisinde onun tümeni de var. O kadar cevval bir tümen aynı zamanda. Ama Sakarya boyunca, Sakarya Meydan Muharebesi boyunca çok ağır zayiat da veriyor o tümen. Dediğim gibi yani bu komutanların hepsi 10-12 sene boyunca ateşin her türlüsünün içinden geçerek geldikleri için çölde, kanalda, Kafkasya'da, Sarıkamış'ta, Galiçya'da yani dövüşmedikleri herhangi bir yer yok.
Çanakkale'yi görmüşler pek çoğu. Şimdi baktığınız zaman biyografilerine bu komutanların, tümen komutanlarının, alay komutanlarının, kolordu yani grup komutanlarının, mesela İzzettin Bey'in, İzzettin Çalışlar'ın, Kemalettin Sami Bey'in hiçbirinin tesadüfen orada olmadığını görüyorsunuz. Hepsi, ama hepsi istisnasız. Ya Mustafa Kemal Paşa'nın, ya Kazım Karabekir'in, ya Ali Fuat Cebesoy'un tedrisatından geçmiş. Bakın İsmet Paşa bile. İşlerinde Fevzi Çakmak'la bu gruptan biraz Fevzi Paşa'yı ayırmak gerekir. Çünkü Fevzi Paşa ile bu diğer üç komutanın yolu çok nadiren kesişmiş. Tuhaf bir şekilde hep böyle dönmüşler oldukları yerde. Halef selef oldukları dönemlerde olmuş ama genellikle çok fazla çakışmamış yolları. Ama bütün tümen komutanlarının, bütün alay komutanlarının, dediğim gibi bu üç önemli, üç büyükler dediğimiz bizim milli mücadelenin başındaki üç büyük komutanın mutlaka tedrisatından geçmiş. Mesela İzzettin Çalışlar. Nerede bakarsanız bakın İzzettin Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın mutlaka karargahındaki baş köşedeki en yakınındaki subaylardan bir tanesidir. Mesela Deli Halit Bey'e bakarsınız. Deli Halit Bey milli mücadelenin en başında, daha kongreler döneminde Kazım Karabekir'le Nuri Paşa arasında bir çekişme konusu olur. Azerbaycan'da bulunan o sırada Nuri Paşa, yani Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil, Kazım Karabekir'le temasa geçerek, onlar da çünkü orada milli mücadeleye destek olacak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Deli Halit'i ismiyle ister. Ve Kazım Karabekir gönderemeyeceğini söyler. Mustafa Kemal Paşa da benim de ihtiyacım var der ve göndermezler. Deli Halit Bey'in özelliği de şudur. Deli Halit Bey İttihat ve Terakki'nin komitacı kadrosundan, dağ kadrosundan gelme, kurmay olmayan ama cevval, şedid, gözünü budaktan esirgemeyen ve sonuna kadar lakabını işte bu cephedeki cevvalliği nedeniyle hak etmiş bir komutandır. Deli Halit Bey budur. Kazım Dirik aynı şekilde. Bu komutanların hepsinin CV'sine, biyografisine baktığınız zaman her tür şart altında dövüştüklerini ve pek çoğunun aynı zamanda örgütçü niteliğinin de, mesela Kemalettin Sami Bey, Kemalettin Sami Gökçen, İttihat ve Terakki içerisinde örgütçü niteliği de olan, bu nedenle özellikle 16 Mart işgalinde İstanbul'da İngilizlerin o karakol baskını sırasında 10. Kafkas Tümeni askerlerini şehit ederken aslında aradıkları Kemalettin Sami Bey'dir. Adıyla sanıyla onu aramaktadırlar. Komutanlar böyle. Bunlar vatandan başka sevgili bilmeyenler kadrosu. Ben işte Hayrullah Bey'le başladım. Yine onunla bitirmek istiyorum. Öyle bir kadro ki kendi kanlarının yetmediği yerde can verdikleriyle de memlekete hizmet ediyorlar. Mesela Hayrullah Fişek'in bir oğlu Nusret Fişek, bir oğlu Hicri Fişek. Birisi uluslararası hukuk, birisi tıp alanında uluslararası isim yapmış akademisyenler. Yani Hacettepe Tıp'ın, Ankara Tıp'ın kuruluşunda yer almış profesör. İşte öbürü uluslararası hukuk konusunda aynı şekilde. Bizim Mülkiye'de yine benim doktora yaptığım dönemde rahmetli Kurtan Fişek hocamız vardı. O da Hayrullah Fişek'in torunudur. Yani çocuklarıyla, torunlarıyla bile vatana hizmet etmeye devam etmiş bir kadro bu kadro. Teşekkür ederiz hocam. Hepsinin ruhu şad olsun. Çok şey borçluyuz hepimiz bu vatan için onlara. Tam Deli Halit Bey hakkında bir şeyler söylediniz hocam. O anda yorum kısmından bir arkadaş şöyle bir soru sordu bize. Daha doğrusu sizin bahsetmenizi istedi. Deli Halit Paşa'nın Prens Andrei ile olan bir diyaloğunu da varmış ve ondan bahseder misiniz dedi. Bahsedelim mi hocam? Bahsedelim. Yoksa buyurun. Yani o şahsen birebir karşılıklı bir diyalogları elbette ki yok. Yani hiç o pozisyona gelmiyorlar. Ama Prens Andrea hakikaten Deli Halit Bey'den çektiğini kimseden çekmiyor. Çünkü Kütahya Eskişehir muharebeleri sırasında da kol ordusuyla harekatı sırasında karşısına çıkan yine duvar olan Deli Halit Bey. Bütün cephe hattı boyunca sıkıntı yaşarken biz orduya moral veren bir iki olay varsa bunu gerçekleştiren kişi Deli Halit Bey. O da o işte atak kişiliğinden kaynaklanıyor. Hakikaten düşmana gerçekleştirdiği bazı karşı taarruzlar, mesela bir süvari
Tugay'ın yaptığı bir baskın var. Mesela orada toplarını falan çok zor kaçırıyorlar. Aynı şekilde Prens Andrea'nın işte önünü kesiyor Boğaz'da. Hakikaten çok ağır kayıp verdiriyor ona. Fakat bir şekilde Prens Andrea oradan kurtulmayı, tümenini kurtarmayı başarıyor. Fakat ikinci kez Sakarya Meydan Muharebesi'nde tekrar cephenin kuzeyinden güneyine sırf Prens Andrea'nın o ikinci kol ordusunun kuşatma harekatını durdurmak için takviye gerektiğinde kuzeyden onun 12. grubunu, daha doğrusu 11. tümenini Deli Halit Bey ile beraber gelip Prens Andrea'nın önüne koyuyorlar. Ve Prens Andrea o Güzelce Kale muharebelerinde o kuşatma harekatını tamamlayamamasının sebebi İzzettin Çalışlar'la Deli Halit Bey'in iki büyük komutanın gruplarının orada resmen bir Türk'ten duvar örmesidir. Her denemesinde Prens Andrea ne kadar yüksek ateş gücüyle toplarla yüklenirse yüklensin, yeri geldiği zaman kol ordusunun 3 tümeniyle birden taarruz ettiği oluyor. Ama asla bu kuşatmayı tamamlayamıyor. Her seferinde çarpıp geri düşüyor. O yüzden ben hep şunu söylerim. Yani Prens Andre Anadolu macerası boyunca Deli Halit Bey'den çektiğini hiç kimseden çekmedi. Yani hiçbir zaman amacına ulaşamadığında karşısındaki kişi her zaman Deli Halit Bey'di. Halit Karsalan'dı. Teşekkürler hocam. Şöyle bir soru geldi kıymetli hocam. Dünya Savaşı tarihinde bu savunma stratejisinin başka bir örneği var mı şeklinde, işte hattı müdafaa yoktur şeklindeki savunma parolasının başka bir savaşta dünya tarihinde örneği var mı şeklinde bir soru sordu arkadaşlar. Bu konuda bir malumatınız var mı kıymetli hocam? Ya elbette var, yok değil. Ama o zamana kadar yoktu. Yani bilinen bir örneği yoktu. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra mesela 2. Dünya Savaşı'nda Barbaros Harekatı sırasında Sovyetlerin yaptığı savunma da buna benzer. Ama hani bütün unsurlarıyla birebir tam örtüşüyor demek doğru olmaz. Çünkü hem kullanılan savaş teknolojisi, hem coğrafya, hem orduların güçleri, savaş kapasiteleri birebir eşleşmediği için iki tarafın uyguladığı, ama özüne baktığınız zaman bu sahte ricatta dövüşerek çekilme, derinliklere doğru çekme benzeştiği noktalar vardır. Buna benzer örnekleri vardır. Ama öncülü Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır emriyle literatüre kazandırdığı örnektir, uygulamadır. Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Teşekkürler hocam tekrardan. Peki hocam, tekalif-i milli emirlerinin Sakarya'nın kazanılmasındaki rolü ne şeklinde bir öğretmen arkadaşımız, yine kıymetli bir arkadaşım bir soru yöneltmiş. Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi güzel bir soru. Tekrar öğretmenime teşekkür ediyorum. Tekalif-i Milliye Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zaferin yarısıdır. Neden? Bir kere her şeyden önce Tekalif-i Milliye ile biz Kütahya Eskişehir muharebeleri sonucunda hakikaten çok hırpalanmış durumdaydık. Hem savaş donanımı açısından hem askerin ihtiyaçları açısından. Ekonomi son derece kötü bir durumdaydı ve seferberlik ilan etme gibi bir lüksümüz yoktu çünkü halkın durumu ortadaydı. İşte burada Tekalif-i Milliye ile, yani milli yükümlülüklerle Mustafa Kemal Paşa bir zorunlu borçlanma modeli geliştirdi. Yani bu bir el koyma değildir. Zaferden sonra geri ödenmek kaydıyla alınan ve belli bir miktarda alınan, sadece askeri malzeme, silahlar tamamıyla alınmıştır. Onlar da zaferden sonra hatıra olarak saklanacak şekilde geri vereceğiz demiştir onda da. Ama giyecek ve yiyecek konusunda %40 onlar da geri ödeme kaydıyla alınmıştır. Şimdi bir kere bu şekilde o Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra doğan açık büyük oranda giderilmiştir. Çok hızlı bir şekilde giderilmiştir. Çünkü eğer bu olmasaydı, hani ben demin ne dedim? 1'e 2 oranı vardı kuvvet dengesizliği açısından diye. 1'e 4 olacaktı bu. Ve o zaman coğrafya da yetmeyecekti belki başa çıkmaya. İşte o noktada o eksiği kapatmakta etkili olmuştur. Ama Tekalif-i Milliye'nin bir de psikolojik anlamı vardır. O çok çok daha önemlidir bence. O da şudur. Hem işgal güçlerine hem de İstanbul hükümetine çok güzel bir mesajdır Tekalif-i Milliye'nin uygulanması.
Şimdi siz bu milli yükümlülükleri yayınlarsınız ama halk uymayabilir. Bu ne demektir? Ben seni hala meşru bir yapı olarak tanımıyorum. Ben seni lider olarak tanımıyorum demektir. Ama halk kayıtsız şartsız elinde avucunda hatta tekalifi milliyede talep edilenin de üstünde ne varsa getirip teslim etmeye başladığı anda ki bu sadece hani 3-5 ilçede, 3-5 mutasarrıfta olan bir şey değil. Anadolu'nun her tarafında insanlar akın akın gelip bunları getirmeye başladığı anda bütün Türk milleti, Anadolu'da yaşayan bütün işgal altındaki bağımsızlığı bekleyen millet şunu beyan etti. Biz artık bizi temsil eden yapının İstanbul olduğuna inanmıyoruz. Bu her şekilde olabilir. Yani esir olduğu için, çalışamayacak durumda olduğu için hala bizim padişahımızdır ama ona vekaleten bu yapıyı kabul ediyoruz diyen de vardır belki içinde. Ama aradığını bulamadığı için hatta İstanbul'un bilfiil düşmanla işbirliği yaptığına inandığı için onu hain olarak nitelediği için de katılan da vardır. Ama sonuçta bütün millet elinde avucunda ne varsa getirdi ve beyan etti. Beni temsil eden yapı Ankara'dır. Benim de liderim bundan sonra başbuğum Mustafa Kemal'dir. Bunu söyledi. İşte bu noktada Mustafa Kemal'in 1919'dan beri aradığı o topyekün harbin çerçevesi de tamamlanmış oldu. O da nedir? Halk meşru yapı olarak Ankara'daki siyasi yapıyı tanıdı. Yani siyasi bir temel olmadan milli mücadele gerçekleşemezdi. Yerel direnişler şeklinde hadi onları bir araya getirirdiniz ama hiçbir zaman sonuca ulaşamayabilirdi. Ama bu topyekün milli mücadelenin halkın hem o siyasi yapıyı, meşruiyetini hem de liderini tanıması ve onun etrafında birlik olması gerekiyordu. Tekalifi milliye bunu beyan etti, bunu gerçekleştirdi. O yüzden çok önemlidir. Çok teşekkürler. Müşra hocama da tekrardan teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz. O da Ankara'dan bizi takip ediyor. Çok selamlar Ankara'ya da buradan. Hocam her savaşın kırılma noktası vardır tabii ki. Sakarya'nın da var. Siz de bahsediyorsunuz. Söyleşilerinizde de bahsettiniz. Ben de tekrardan sormak istiyorum. Çünkü çok kıymetli bunlar. Sakarya'nın hocam kırılma noktaları nelerdi? Yani tabii ki çok fazla da olabilir ama sizce şudur dediğiniz noktalar neydi hocam? Şimdi benim hep savunduğum bir şey var Melih Hanım. Yani bu tarz tarihi olaylarda hele ki harp söz konusu olduğu zaman bir sonuç her zaman tek bir sebepten kaynaklanmaz. Yani pek çok faktör vardır etkileyen. Bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman şu olsaydı şu olurdu diyebileceğimiz pek çok kırılma noktası var gerçekten. Çok sayıda. Ama en kritik hakikaten yürekleri ağızlara getiren iki olay vardır ki bunlar çok kritiktir. Birincisi 25 Ağustos günü yani muharebelerin 3. gününde Mangal Dağı zaten ilk gün düşmüş. Türbe Tepe'nin de düştüğü bir anda Demirözü Vadisi yani zaten Yunanların en baştan beri cepheyi yarmaya çalıştıkları doğrudan Haymana'ya oradan da Ankara'ya açılan vadi bir anda savunmasız kalır ve cephe oradan yarılma noktasına gelir. Oradan Yunanlar cephe içine artık girme noktasındadırlar. Ve bunu Yamak'ta yani Haymana'ya çok yakın bir köydür Yamak. Orada ihtiyatta bekleyen, cephede olmayan, savaşmayan, ihtiyatta bekletilen 3. Kafkas Tümeni'nin komutanı diğer Halit Bey. Yani bu da Dadaylı Halit. Deli Halit değil, Dadaylı Halit. Halit Akmansu. O bu durumu görür. Bir iki yazı gönderir grup komutanına Selahattin Adil Bey'e. Fakat cevap alamaz ve durumun giderek kritik bir evreye girdiğini, Yunanların Demirözü Vadisi'ne yerleşmeye başladığını gördüğü anda artık emir almadan kendisi inisiyatif kullanarak tıpkı 6 sene önce başkomutanının Çanakkale'de yaptığı gibi ihtiyattan gelen 19. Tümenle müdahalesi gibi o da bir alayını ihtiyata bırakır, geri kalan iki alayını süngü hücumuyla Demirözü Vadisi'ne giren Yunan tümenlerini geri püskürtür. Taburoğlu yaylasına kadar girdikleri, başladıkları yere kadar geri çıkartmayı başarır. Şimdi bu taarruzla yaklaşık bir buçuk gün kazandırmıştır Dadaylı Halit orduya. Bu bir buçuk gün nedir? İşte Mustafa Kemal Paşa'ya o hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır emrini verebilme özgürlüğünü tanır. Çünkü eğer orada o cephe yarılmış olsaydı pek çok şey tersine dönebilirdi. Yani en azından ordunun sol kanadı için bir imha süreci başlayabilirdi. Pek çok şey konuşulabilir. Bu bir kırılma anıdır. Orduya bir buçuk gün kazandırmıştır, nefes aldırmıştır. İkinci kırılma noktası 30 Ağustos, Çaldığ Muharebelerinin ilk günü.
30 Ağustos akşamında cephe düzeltmesi yapılırken, o karanlıkta tümenler yeni konumlarına yerleşirken, Sivri Köyü ile Çaldığı arasında, Gülçeşme yaylası arasında yaklaşık bir 3 kilometrelik alan açık kalır. Bunu Yunanlar bizden önce fark ederler ve Yunan 10. tümeni bu açıklıktan sızarak Çaldağ'ı işgal etmeye başlar batı yamaçlarında. Bunu 4. Grup Komutanı Kemalettin Sami Bey görür ve en yakında Sivri Köyü yakınlarında bulunan 190. alayı, yani bir alay, bakın, işgal eden Yunan tümeni yaklaşık 9-10 bin kişi, ama hani tüfek mevcudu olarak değerlendirmek lazım. Toplam tümenin mevcudu 9-10 bin, ama 5500-6 bin tüfek olarak düşünürsek, 5500-6 bin kişilik bir yapıyla dağı işgal ederken Yunan 10. tümeni, bunu 4. Grup Kumandanı Kemalettin Sami Bey görür. 190. alayı oraya gönderir. 190. alay komutanı Sabit Noyan da oraya süngü hücumu yapar. Yani yaklaşık 1000 mevcutlu alayla süngü hücumu yapar. Kendinden 5-6 kat kalabalık düşmana. Tabii düşmanın şaşkınlığının da etkisiyle o 10. tümeni Gülçeşme yaylasındaki kayalıklardan aşağı geri Sivri istikametine kovalamayı başarırlar. Dağı ele geçirirler. Açığı kapatırlar. Fakat tabii Yunan 10. tümeni pes etmez. Geri almak için taarruz eder. Hatta 190. alayı bayağı sarsar, geri püskürtür. 190. alay tekrar süngü hücumuyla geri alır. Bu şekilde alverlerle birkaç defa sabaha kadar 190. alay dağı tutmayı başarır. İşte o süre zarfında 24. tümen gelir ihtiyattan. Daha doğrusu ihtiyattan derken takviye olarak gelir. 190. alayın savunduğu kayalıklara, çünkü orada siper de yoktur. O kesimi teslim alırlar. 190. alaya da tamam, siz kan borcunuzu ödediniz, artık gidebilirsiniz denir. Karayavşan hattına 190. alay çekilir. Fakat yaklaşık 1000 kişi çıktıkları dağdan ancak bir bölük, yani 90-100 kişi kadar ayaklarının üzerinde yürüyerek inerler dağdan. Dramatik bir olaydır, ama 190. alayın bu fedakarlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nde yine cephenin yarılmasını, hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşılmasını engellemiştir. Çanakkale'de 57. alay neyse, 190. alay da Sakarya için odur. Çok teşekkürler hocam. Son olarak hocam, bazı kaynaklarda Sakarya için Subaylar Savaşı olarak da böyle isimlendiriliyor. Bu doğru mu? Yani bunu söyleyebilir miyiz? Bu konuda ne söylersiniz kıymetli hocam? Şimdi Subaylar Savaşı denmesinin birkaç nedeni var. Yani bunlardan bir tanesi hakikaten subay sayısı açısından üstünlüğümüz. Ama asıl gerekçe bu değil. Yani bizim kağıt üzerinde sayısal olarak Yunanlardan fazla olduğumuz tek şey subay sayımız. Ama asıl gerekçe şudur. Bazı noktalarda karşı taarruzlar yapılması gerekiyor. Çünkü Yunan, sonuçta biz dövüşerek çekiliyoruz, üzerimize geliyor. Ama bazı noktalarda tekrar Yunan'ı muharebenin içine çekmek için ya da bazen kritik noktaları geri almak gerektiğinde karşı taarruz gerekiyor. İşte o noktalarda özellikle Tekalifi Milliye döneminde gelen acemi askeri o ateşin içine koşturmak çok kolay bir şey değil. Subaylardan müfrezeler kuruluyor. Yani tümen komutanı ya da alay komutanı teğmenleri, yüzbaşıları toplayarak 70-80 kişilik müfrezeler kuruyor ve önden bu müfrezeleri taarruz ettiriyor. Bu taarruzu, subayların taarruzunu gören erat arkasından süngü takıp onlar da Allah Allah diyerek taarruz ediyorlar. Ama bu kolay bir şey değil tabii. Bu taarruzlar sırasında tabii bu müfrezeler, subaylar çok da fazla zayiat veriyorlar. İşte normalde olağanın çok üstünde subay zayiatımız, subay şehidimiz olduğu için Subaylar Savaşı denir. Yani bir örnek vermek gerekirse, benim hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 sadece alay komutanı şehit olmuştur. 48. alay komutanı, 30. alay komutanı, alay komutanları var çok fazla şehit olan. Subaylar Savaşı denmesinin sebebi budur.
Çok teşekkürler hocam. Vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Kırmadınız bizi. Daha çok soru var arkadaşlarım ama hem sizi yorduk hem de hafta sonunda programlarınız var. Sakarya ile alakalı daha fazla ben sizi yormak istemiyorum. Arkadaşlarım şunu merak ediyorlar. Yeni kitap projeleriniz var mı? Onları beklediklerini söylüyorlar yorumlarda. Bunları çünkü okumuşlar. İçinden anekdotlar paylaştılar sürekli yorumlardan. Çok güzel şeyler yazdılar. Bunu soruyorlar hocam, var mı yeni kitap projeleriniz? Sabırsızlıkla beklediklerini söylüyor arkadaşlarımız. Şimdi öncelikle bu Cephede Milli Mücadele serisinden bağımsız olarak çok yazarlı bir sürpriz kitap gelecek Eylül-Ekim ayları içerisinde. Okuyucuların çok hoşuna gidecek bir kitap. Onda bir bölüm bana ait. Onun dışında Cephede Milli Mücadele serisi devam edecek. Bir kere zaten ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ilir dedik. Orada bıraktık. Daha İzmir'e gireceğiz. İzmir'e girene kadar muharebelerimiz var. Mudanya, Bursa geri alınacak. Bandırma'dan Yunanlıların son Yunanları uğurlayacağız. Ama daha da önemlisi Mudanya mütarekesine kadar İngilizlerle bir sürecimiz olacak. Çanak krizi. Bu gelecek. Onu da devam eden süreçte ilerleyen dönemde başka kitaplar izleyecek yine Cephede Milli Mücadele. Bu sefer başka cephelere gideceğiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. O zaman ben sizin kapanış söyleşi için çok çalışacağım demektir hocam. Sabırsızlıkla bekliyoruz kitaplarınızı. Dediğim gibi her kitaptan sonra hocam size söyleşi yapalım mı diye yazacağım o zaman. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kırmadığınız için bizi aydınlattığınız, öğrencilerime de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlara da çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu söyleşinin. Bütün şehitlerimizin başta Mustafa Kemal olmak üzere ruhları şad olsun. İyi ki Amin. mücadele ettiler, bize bu vatanı bıraktılar kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok güzel sorulardı. İzleyicilerden gelen sorular da çok güzeldi. Keyif alarak sohbet ettik biz de. Sözüm olsun. Bundan sonra kitaplarda yine aynı şekilde söyleşilerimize devam ederiz. Çok teşekkürler kıymetli hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi Katılan akşamlar diliyorum arkadaşlara da size de, çok teşekkür izleyenlere de. ediyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek Hoşçakalın. üzere kıymetli hocam.